Ama şu anda telefon attığımızda Konya Spor Başkanı Sayın Fatih Özgökçen var. Başkanım hoş geldiniz, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar Koray Bey. Teşekkür Zeki ediyorum Bey'e, ben Levent de. Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. Merhaba başkanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Yoğun bir tempodasınız aslında. Konya Spor bir yandan da 100. yılını kutluyor ve çok görkemli bir festival var, öyle söyleyeyim. Bugün hatta biz kendi aramızda da sohbetini yaptık. Keşke dedik İstanbul'a daha yakın bir yerde olsaydı da gidebilseydik diye. O kadar önemli isimler var ki Konya'ya sanat bekleriz. Dünyasından. Burada misafir ederiz sizi. İnşallah başkanım, tabii iş yoğunluğu ama. İnşallah. Yani işte Haluk Levent Ceza, Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Serdar Ortaç, Demet Akalın, daha pek çok isim var sayamadığım. O yüzden oradan başlayalım. 100. yılınız kutlu olsun. Neler söylemek istersiniz? Nasıl geçiyor organizasyon? Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Tabii ki geniş kapsamlı bir organizasyon. 27 sanatçının katılımıyla başladık. İnşallah 11 Haziran ve 19 Haziran arası devam edecek bir organizasyon. Şu anda iyi gidiyor. İyi de devam edecek inşallah. Evet, tabii ki şimdi Konya Spor taraftarı bir yandan eğleniyor orada, bir yandan da gözü kulağı transferde. Bu sezona da açıkçası hareketli başladı Konya Spor Başkanım. Hazırlık yapılmış yani, buradan onu görüyoruz. Çünkü şöyle örnek vereyim, Sukubiç emeklilik kararı aldı. Konya Spor zaten bir sağ bek arıyordu bildiğim kadarıyla. Sukubiç'in de emeklilik kararıyla birlikte orada iki sağ bek açığı vardı. Konya Spor hemen o bölgeyi Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel'le takviye yaptı. Yine iki tane Hırvat futbolcu kadroya dahil ettiniz. Pavicic ve Muric. Onun dışında Sporting'den Bruno Pas transferini gördük. Hareketli bir dönem geçiriyorsunuz ama hazırlıklar da yapılmış sanırım anladığımız kadarıyla. Yani tabii ki biz esasında şöyle bir planlama yapmıştık. Lig bitmeden squad ekibimizi Avrupa'ya gönderdik futbolcu izlemeleri için. Bize bir rapor sundular henüz daha lig sonuçlanmadan. Bu raporu biz hocamızla paylaştık, yönetimimizle paylaşarak bahsetmiş olduğunuz transferleri tamamlayarak lige hızlı bir giriş yapmak gayreti içerisinde olduk. Çünkü Avrupa kupaları başlıyor biliyorsunuz. Tabii ki bu noktada da biraz önce davranmak zorundayız. Kampa futbolcuları yetiştirmek zorundayız diye düşündük. Şu ana kadar yapılan bu 5 transferle inşallah eksik bölgeleri tamamladığımızı da düşünüyoruz. Evet başkanım. Şimdi tabii Konya Spor taraftarının merak ettiği konulardan birisi de şu. Yeni bir transfer haberi gelir mi bu aralar? Duyar mıyız diyorlar. Hazır 100. Evet. yıl festivali de varken. Bir de A-Spor'da transfer raporu da fenomen programlardan birisi spor medyasında. Zaman zaman burada başkanların da canlı yayında transfer açıkladığına şahitlik ettik. Bugün o günlerden biri olur mu bizim için de? Size de bunu soralım. Var mı yakında bir transfer? O zaman şöyle yapalım. Biz madem böyle açıklamalara şahit oldunuz, biz de sizin aracınızla transferimizi açıklayalım. Yine tabii ki bu hocamızın raporu, squad ekibimizin çalışmaları neticesinde yapılmış bir transfer. Eksik bölgeler tamamlanıyor. İnşallah bu bölgeleri ileride de tamamlayacağız ama bugün itibariyle Yasir Subaşı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kayserispor'dan transfer ettik. Sol bek mevkimizdeki eksikliğimizi de bu şekilde tamamlayarak hızlı bir şekilde lige hazırlanmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorsun bir kere bu jest için bizlere. Bir kez daha söyleyelim. Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen transfer raporunda A-Spor canlı yayınında açıkladı az önce. Yasir Subaşı 3 yıl boyunca yeşil beyazlı formayı giyecek. Hayırlı uğurlu olsun o zaman diyelim başkanım. Hem size hem de Yasir adına da. Tabii pek çok şimdi soru var. Yine onları da konuşacağız. Yasir, benim bir sorum var Sayın Başkan. Levent abiye soralım. Yasir Subaşı transferi nasıl buldun Levent abi? Öncelikle, başkan açıkladı. Öncelikle Sayın Başkan, biz medya mensupları yılın antrenörünü, yılın teknik direktörünü, oyuncuları seçiyoruz ama kabul edelim ki siz de yılın başkanları arasında yerinizi almanız gerektiğini düşünüyorum. Mükemmel çok konuşmayan ama tamamen mükemmel bir Konya Spor Başkanlığı yapıyorsunuz. Bir santrfora ihtiyacınız var mı? Ben öyle görüyorum. Tabii ki. Şimdi yani böyle, geçen sene bunun biraz şeyini yaşadınız. Sıkıntılarını yaşadınız. O nedenle herhalde bunu da alacaksınız diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi öncelikle tabii güzel temennileriniz için teşekkür ediyorum. Bu noktada geçen sene biraz bunun eksikliğini yaşadık. Tabii ki forvet santrafor noktasında da çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu
şu anda squat ekibimizin ve hocamızın belirlediği birkaç isim var. Onlar üzerine son analizlerimizi yapıyoruz. Tabii ki burada siz de takdir edersiniz. Maddi açıdan da bir değerlendirme yapmak zorundayız. Biz özellikle yönetim açısından maddi noktada bir değerlendirme yapıyoruz. Ama kısa süre içerisinde o da kesinleşir diye umut ediyorum. Yerli mi başkanım Santrfor noktasında arayışlarınız, yoksa yabancı mı o konuyla kuvvetle ilgili? Kuvvetle muhtemel yabancı olacak. Yabancı olacak. Evet. Tabii şimdi Konyaspor transferde hareketli, gelen çok fazla futbolcu var. Geçen sezonda iyi bir, yani sahada en azından sportif olarak iyi bir sezondu. Üzücü bir kez daha Ahmet Çalık'ı da Allah rahmet eylesin, saygı ve rahmetle analım. O açıdan tabii üzücü bir sezondu Konyaspor için, ama sportif anlamda genel hatlarıyla istediklerinizi yaptığınızı düşünüyoruz. Bunların da yine en başarılı futbolculardan birisi de Abdülkerim Bardakçı'ydı. Abdülkerim Bardakçı'ya ilgili olarak da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisi olduğuna dair çok sayıda haber okuyoruz. Size gelen resmi bir teklif var mı iki kulüpten henüz ulaşan? Yani şöyle söyleyelim. Öncelikle tabii ki geçen seneki ligi ikinci bitirmemiz noktasında tüm arkadaşlarımızın bir takım olarak bir başarısı söz konusu. Bir takım oyunu olduğu için ister istemez futbolculara karşı da bir ilgi ve alaka doğuyor. Bunlardan bir tanesi de Abdülkerim. Bu noktada yapılmış resmi teklifler var. Ama biz bu teklifleri tabii ki değerlendirirken öncelikle Konyaspor'un menfaatlerini en üst düzeyde savunmak zorundayız. Daha sonra futbolcu arkadaşımızın isteklerine önem veriyoruz. Ve bu iki uyuşum sağlandığı zaman da transfere onay veriyoruz. Şu anda değerlendirme aşamasındayız açıkçası. Başkanım, resmi teklifler aldık Abdülkerim için dediniz. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan resmi teklif geldi mi iki kulüpten de size? Beşiktaş'tan resmi teklif aldık. Fenerbahçe'de gayri resmi diyelim görüşmelerimiz var. Ama resmi teklif yapılıp yapılmaması noktasındaki inisiyatif tabii ki Fenerbahçe kulübünde. Biz değerlendirmelerimizi ona göre yapacağız, ama şu anda kesinleşmiş bir durum söz konusu değil. Anlıyorum. Kamuoyunu da aydınlatmak adına, insanlar da çok merak ediyor, hem Konyaspor taraftar hem de diğer renklere gönül verenler. Bu noktada hangi teklifin daha önde olduğunu söyleyebiliriz? Ve şunu da ekleyeyim, sizi tatmin eden bir rakam mı? Ki transfer noktalanmadığına göre tatmin etmedi. Şu anda hiçbir teklif Konyaspor'u tatmin edici bir teklif değil. Dediğim gibi maddi noktada Konyaspor'un menfaatlerini ilk plana aldığımız için bizi tatmin edici, kulüp olarak tatmin edici bir teklif yok. Bu teklifler geldiği zaman tekrar bir değerlendirme yapacağız, ama şu anda tatmin edici bir teklif söz konusu değil. Hangi kulübün teklifi daha yüksekti başkanım? Öğrenme şansımız var mıdır? Bunu detaylı almak istiyorsun. Tabii, o kadar detaylı değil. Abdülkerim'le konuştuğunuzda peki o ne söylüyor size? Herhangi bir genelde ki, çünkü hep haberler çıkar. Futbolcu işte şu camiaya, takıma daha yakınım der vesaire. Böyle bir tercih var mı? Daha önce de belirtmiştim. Rahmetli Ahmet Çalık ve Abdülkerim'le biz imzayı aynı anda atmıştık. Her ikisi de çok yardımcı olmuşlardı. Abdülkerim de o imza aşamasında da şu anda da tamamen Konyaspor menfaatlerini ön plana alarak hareket ediyorlar. Dolayısıyla bir takım tercihi şu an için söz konusu değil, ama biz değerlendireceğiz tabii ki teklifler düzeltildiği takdirde. Hacı Ahmetoviç yine aynı şekilde Konyaspor'da adı çok fazla transferle anılan futbolculardan birisi. Onunla ilgili olarak resmi veya gayri resmi bir teklif geldi gayri mi? Gayri resmi teklifler var. Belki daha henüz hani transfer dönemi de başlamadığı için biliyorsunuz takımlarda yönetim değişiklikleri oldu, hoca değişiklikleri oldu. Bunlarla alakalı hocaların raporları bekleniyor olabilir. Ondan sonra da resmi tekliflerin gelebileceğini düşünüyorum ben. Duruma göre değerlendirme yapacağız, ama amil için yurt dışından da bazı söz konusu gayri resmi teklifler var. Zeki Uzunduruk'un size bir sorusu var başkanım, müsaitseniz buyurun, tabii ki. Buyurun, tabii ki buyurun. Sevgili başkanım, İyi akşamlar. Öncelikle sizi iki noktada tebrik etmek istiyorum. Birincisi, üç büyükler şampiyonluk yarışına Ocak ayında avlu atarken siz mütevazi diyeceğimiz bir bütçeyle birlikte Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında en çok zorlayan takım oldunuz. Pandemi döneminde takımlar ve ülke genelinde bütün takımlar ekonomik kriz yaşarken siz hem bütçeyi döndürdünüz, hem de hatırı sayılır miktarda bir borç ödediniz. Bunları başardınız. Evet. Bunun için sizi gerçekten tebrik ediyorum. Levent abinin de dediği gibi örnek başkanlardan birisiniz. Ama şimdi oyuncularınızın adı transferde geçiyor. Dış transferde de en hızlı takımsınız şu ana kadar. Bundan şunu çıkarabilir miyiz? Önümüzdeki sezon hedefiniz şampiyonluk mu?
şampiyonluğa gidecek bir kadro mu kurmayı hedefliyorsunuz? Bunun dışında da soracağım şu. Evet, eldeki Abdülkerim Bardakçı önemli bir oyuncu gerçekten. Stoper bulmakta takımlar zorlanıyor. Oyuncuyu tutup daha da güçlü bir kadroyla lige girmek mi hedefiniz? Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ediyorum Zeki Bey. Şimdi biz şöyle bir planlamayla geçen sezona başlamıştık. Kademe kademe yükselme olacak Konyaspor'da. Başarıyı birden artırmak değil ama basamakları yavaş yavaş çıkma arzusu içerisinde olduğumuzu hep belirtmiştik. Geçen yıl bunun göstergelerinden birini ortaya çıkardık. Tabii ki bugün içinde, bu sene içinde en azından ben hep şöyle söylüyorum. Konya şehri bugün Türkiye'nin nüfus bakımından 6. büyük şehri. Yüz ölçüm bakımından da en büyük şehri. Her alanda en iyisini hak eden bir şehir. Bu spor alanında da en iyisi olmak zorunda. Biliyorsunuz bir de basket takımımız var. O da bugün itibariyle Samsun Spor'la playoff mücadelesinde final maçında Süper Lig'e çıkmak için mücadele ediyor. Bugün galip geldiler. Onun için her alanda Konya şehri olmak zorunda diye düşünüyoruz. Bu da bulundukları alanın en üst yeri olma zorunluluğu var. Ama bunlar kademe kademe olacak. Bizim bu sene kurduğumuz kadro tabii ki yine en azından ilk 5 içerisinde olmasını arzu ettiğimiz bir kadro. Yapılanmayı da ona göre yapıyoruz. Tabii ki hedeflerimiz olacak. Bu Avrupa olacak. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitme gayreti içerisinde olacak. Yapılanma da bu şekilde devam edecek. Bundan sonraki transferler de bu amaçlar doğrultusunda yapılacak. İnşallah devam eden, süre gelen, kalıplaşmış, artık herkesin kanıksadığı bir Konyaspor başarısıyla, herkesin konuştuğu bir Konyaspor olsun diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. Levent abi, sizin sorunuz var mı başkanı? Yoksa veda edelim. Teşekkür ediyoruz başkanım. Gerçekten iyi bir Konyaspor yaratını izlenen, keyif veren. Bence benim bir önerim var Konya'ya. Bu takımı takip etsinler ve tribünleri de artık her maç dolu olarak görmeniz gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten bu bizim için de çok önemli. 42 bin kişilik stadımız yapıldığı esnada dünyanın 5. en iyi stadı seçilen stadın boş kalması bizi de üzüyor. Futbolcu kardeşlerimiz de belki olumsuz yönde etkiliyor. Ama inşallah bu sene bunu açacağımızı düşünüyorum ve bu stadın dolu olarak maçların oynanacağını düşünüyorum. İnşallah bu da olursa Konyaspor çok daha iyi yerlerde olacaktır diye düşünüyor. Yayını aldığınız için de ben teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz için, bilgilendirmeleriniz için de. 100. yılınızda kutlu olsun bir kez daha tüm Konyasporlara da. O güzel festivalde iyi eğlenceler diyelim. Benim için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü. Çok sağ olun. Yine davetim yine geçerli. Sağ olun başkanım, inşallah. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar.